Demek azotlu organik birikmeler mavusunu 6. savunlayan tahlil kılamız. Mesela şartlı bir növül yaptı. Maliyar masası 6800 gram bölgen. İzopren kauçukunu polimerlenk derece doping. İzopren bu 2 metrekladiyen bir uçuk toplanadı. İzopren bu işe Brezilya'da gibi darakıdan acaralı çıkartıyan susun aşırı tarifindeki tabi kauçuk toplanadı. Ve umge sırf ikisi de takoşulsa eğer işte kauçukke izoprenle acaralı çıkardı. Ki umge 6000 koşu vulkanla bir rezine olmadı. Ana şu polimer tabii kauçukun manavere toplanadığı izopren fakat onun sis variantı buladı. Trans variantı ise bu butta perçe buladı. Şimdi hazır ki mesela da izopren kauçukun polimerler derecesini soruyorlar ve polimer masası 6800 eken. Özü izoprenin 1 molu bizi 1 molu kaçı gram geliyordu? 18 gram geliyordu. Polimer ise 18 en gram geliyordu. Çünkü bana şu izoprenin dedik takibi kısmından en mantıda tekrar geliyordu. Her bir tarkibi kısım 18 ge kıymet geteyim. Lekin bundan en marta kelgan, demek 18 ko'paygan teng ketadi. 18 ga teng bo'ladi. Va 18 ning polimerning umumiy massasini ifodasi hisoblanadi. Bu ifoda polimerning umumiy massasiga teng. En barobar deylik 100 bo'ladi. Chunki 68 18 qatr, ya'ni bir holatda bir nizga 2 tadan olgan bo'lsa 100 bo'ladi. Demak, 6-chi savolning javobi A javob ekan. 7-chi savolga o'tdik. 7-chi savol butazin bromuch yoki divinil deb nomlanadigan moddani masala shartlaridan ko'rinib turibdiki, divinilni divinil polimerlanganda hosil bo'lgan polimerning massasi deyapti. Divinil kauchukining MR'i 5000 gram bo'lsa, polimerlanish darajasini toping deydi. Nimaga divinil deydi qarang? Etendan qolgan radikal vinildir. CH2CH. Eten CH2CH2 etilen. Va undan bitta vodorod tark etsa, vinil degan radikal paydo bo'ladi. Nimaga bu divinil? Yunonchasiga di degan nima degani? 2 degan. İkide vinilini yapışkandı birbiriyle. Şunu şu üçünün bunu divinil deydi. İkide vinil radikalını kompleksinde parladı. Yok ki bunu butadiyen durucuysa böyle. Alkadiyen hakikaten. Alkadiyenler organik modda molekülesi tarifinde ikide pi bağı var. İkide koç bağı var. Tüyün bayan ölüm adıratları da butadiyen duruc. Bu yan lebedi feratken son iki avuç toplanadı. Fakat tabi iki avuçtan bir de metil var. İkinci ülke oldu da. Dedik, metil örneğe kadar o saklaşma patladı. Lekin oturma tutuş bulu karnası bu ya. Metilin hakikati yok bu. Polimer hosul bölgenine, rezine hosul bölgenine. Hosul bölgenine rezine hususiyetlerinden tabi kauçukla konuşmaya. Ve bütün dünyanın da dedik, kauçuk bölgenin ihtiyacını lebedi fraksiyasından ki etil spirti tamamen hem dehidratasyon hem degeneraliş. Yani etil spirtinin 2 moludan bu tarz yeni bir uç su ve vodorod hosul bölgenine. Eğer organik reaksiyon neticesinde su hosul bölgenine reaksiyon dehidratlanış, vodorod çıksa degidrogenlanış. Bu reaksiyon özgü hosluluğu ham degidratlanış, ham degidrogenlanış. Soplanadı. Ham su ham vodorod çıkarıp yedir. Şimdi bu butadiyen bir uçunu 1 mol elektrot gram. Polimer ise elektrot n gram ve teng bölgede. Elektrot n, elektrot minge teng bölse. Elektrot ve elektrot kısarken de polimer reaksiyonu min ikerlik görünadı. Min cevabı A'da bu. Yetkini cevabı demek A iken. Keyingi savol 8-inchisi polimer va monomerlar o'zgarganidan ko'rib chiqamiz bitta-bitta. 8-inchi savol polietilen dan keyingi alkenlar hisoblanadigan polimer hisoblangan polipropilen haqida gap ketgan. Nima deydi? Polipropilenning massasi 12600 bo'lsa, polimerning darajasini so'ragan. Hammasi tipa shunaqa chiqyapti, faqat monomer va polimer o'zgaryapti. Propilen ham barcha alkenlar polimerlashib uchraydi pi bog'i hisobiga va propendagi o'sha pi bog' uzunlik hisobiga birinchi ikkinchi ulkaroqdan qo'li ochiq qoladi va ochiq qo'llar zanjir bosh oxirini tashkil qiladi, chunki polimerning 2-3 ochiq bo'lishi kerak keyingi qismlarni ushlash uchun. Va mabodo o'sha qo'li ochiq qoladigan uglerod to'g'ri chiziqda qanaqadir monomer tarkibida yana uglerod zanjirini saqlagan bo'lsa, uni hammasini pastga burib yozasiz yoki tepaga, agar bitta bo'lsa tepaga pastga berasiz. Yo'lni ochib berish kerak. Metil o'rtada yo'lni maqmaslik kerak. Tekis yo'lini ochib berish uchun kitoblarda ham deylik tashqarida qolgan radikalni pastga burib yozadi va 2-3 ochiq bo'lishi kerak polimerni. Va propilenning MR'i 42 gram va polimer 42 N va N nimaga teng? 12600 bo'lganda daraja 300 bo'ladi. 12600 ni 42 ga bo'lish kerak bo'ladi. 8-inchi javobi C javob. 300. 11-chi savol. 11-chi savol. Moleküler massası 6250 gram bölgen polivinil klorid polimerlerine derece toping. Vinil radikalı klor uçrası vinil klorid bölgede. CH2CH vinil yukarıda yapılaştık. Öşe açık kolu klor uçrası vinil klorid bölgede.
vinil xloridin polimeri polivinil xlorid bo'ladi. Qisqartirib PVH deydi buni. Va 1 mol 12.5 gram polimer massasi 12.5 N qiymatga teng. 12.5 N mana bu qiymatga teng bo'lsa N esa 100 ga teng bo'ladi. 11-chi savolni deylik javobi B javob ekan. 13-chi savol tetraftor etilen yoki teflon deb ataladi. Polimeri monomerining 1 mol 100 gram polimerini N moli 100 N gramga teng bo'ladi va 100 N barobar umumiy massaga. Masala shartda aytayaptiki, tetraftor etilenning polimerlanishdan olingan politetraftor etilen yoki teflonning massasi 30 ming bo'lsa, polimerlanish darajasini toping degan. Polimer 100 N ifodaga teng bo'lsa, deylik, polimer massasi 30 ming ifodaga teng, N esa 300 ga teng bo'ladi. Mana shu javob A ekan. Va yangicha tipdagi savol 20-chisidan boshlangan deyish mumkin. Azot organik birikmalarining 20-chi savol bilan qoladi. 0,1 mol polipeptid, mana diqqat qilasiz, endi sal qiyinroq keldi. 0,1 mol polipeptid, ya'ni bilasiz 50 tadan kam bo'lsa, oqsil tarkibidagi aminokislotalar polipeptid deyiladi. 50 dan ko'p bo'lsa, shartlarda oqsil bo'ladi keyin. Polipeptid qavsda oqsilan degan gidrolizdan hosil bo'lgan aminokislotalar, aminokislotadan bosh harf A ifodasini belgiladim. Endi polipeptid tarkibida masalan, polipeptid tarkibida hozircha bilmaymiz necha bor aminokislota borligini, lekin necha bor aminokislota bo'lsa, gidrolizdan keyin, to'liq gidrolizdan keyin o'shancha aminokislotani chiqarib beradi. To'liq gidroliz bo'ldi va to'liq gidrolizdan olingan aminokislotalar 1.46 kg 20% ni H xlor eritmasi bilan reaksiya qilishdi. Polipeptid nechta aminokislota qoldig'idan tarkib topgan deyapti. Qavsli polipeptid faqat monoaminokislota qoldig'idan tarkib topgan deyapti. Endi bilasiz, aminokislotalar karboksil guruhi va amino guruhlari soniga qarab 3-3 guruhga bo'linadi asosan. Bitta NH2, bitta karboksil bo'lsa, monoamino monokarbon. Agar NH2si bitta yu, karboksil ikkita bo'lsa, monoamino dikarbon bo'ladi. Agar amino guruhi ikkita, karboksil bitta bo'lsa, diamino monokarbon bo'ladi. Va aminokislota bo'lishi uchun kamida bitta NH2, bitta karboksil bo'lishga majbur aminokislota. Lekin u yo'q nechta ushlasam, bir aminokislota hisoblanaveradi. Faqat amino guruhi ikkita bo'lsa, diamino karboksil ikkita bo'lsa, dikislota, mana dikarbon. Agar 3 4 ham bo'lishi mumkin. Masalan, anu deylik, limoksid tarkibida karboksil guruhi masalan 3 ta. Lekin aminokislota emas, chunki amino guruhi yo'q. Shuning uchun karboksil guruhlari misol tarkibida faqat bitta bo'lishi kerak, ikkita bo'lishi kerak degan nima yo'q, lekin juda ko'p aminokislotalar inson tanasida uchraydigan oqsil tarkibdagi aminokislotalarimiz monoamino monokarbon, ayrimlari diamino monokarbon yoki dikarbon monoamino bo'lishi mumkin. Endi polipeptid gidroliz bo'lib turadi. Nechta monoaminokislota chiqib, shu aminokislotani H xlor bilan reaksiyasi sodir bo'lgan va masala shartlari oxirida qavsdagi polipeptid faqat monoaminokislotadan. Monoaminokislota qoldig'idan tashkil topgan deyapti. Endi monoaminokislota degani deylik, amino guruhi bitta degani. Va aminokislotalarda xloridga bilan reaksiya kirishuvchi funksional guruhi amino guruhining o'zi. Shuning uchun monoamino degandan bilyapmizki, har bir aminokislotaning molekulasi bitta NH2 bor, u uchun bitta H2 sarf bo'ladi. Va reaksiya birga bir ketadi. Agar diamino deganda edi, 1 mol 2 mol H2 beradik. Monoamino degancha 1 molga 1 mol. Agar deyapmizki, 1 mol monoamino 1 mol H2 bilan ketsa, 8 mol H2 nechi mol monoaminoni oladi? Desak 8 chiqadi. Endi bu 8 o'z qayerdan chiqdi savolga javob beraman. Xloridni 1.46 kg degan, bu gramga aylantirilsa, mingga ko'paytirish kerak, 1460 gram 20% degani uchun W barobar kichigim taqsim katta m formuladan kichigim topishun W ko'paygan katta m o'zgaradi formula. Va o'shanda ergon massasini ko'paytirmas urushga chiqadi kichkina m degan ergon modda massasi. O'sha formula orqali massani topish formulasi orqali biz quruq massani topdik, ya'ni 1460 gram eritman ichida qancha quruq H xlor bo'lgan. U qolgani suv bo'ladi. Suv esa buni aminokislota bilan reaksiya kirishmaydi. Va quruq aminokislota quruq H xlor 292 1460 ichidagi va uni molini topdik 36.5 ga bo'lib 1 mol massasiga 8 mol chiqdi. Reaksiya birga bir ketdi, 8 mol, uni 8 molni so'raydi. 8 mol aminokislota chiqqan ekan. 0,1 mol polipeptiddan. Agar polipeptid 1 mol bo'lganda necha mol aminokislota chiqardi deb savol yoritib qo'yganda, javob 80 mol chiqdi. Bu degani, polipeptidning 1 molida 80 mol aminokislota chiqsa, gidrolizdan keyin, demak, butun tarkibda 80 mol deylik aminokislota bo'lgan. Bizdan so'ragan ham shu, nechta polipeptid tarkibida aminokislota bor deb javobi D javob bo'ladi. Keyingi oxirgi masala bu tetrapeptid degan masala, bu 20 bir bo'ladi adashmasam, 2 ham. 21-chi masalani ham tahlil qilamiz. Qanday bo'lyapti bu? Tetrapeptid gidrolizdan, demak, olingan mana sharti yechimidan ko'rib turibdi. 1 mol tetrapeptid gidrolizdan olingan aminokislotalar 2 litr 2.5 milliardli
Klariksede yaratmasından töre reaksiyeti kırıştı. Dastlabki tetrapeptid tarkibindeki monoamino ve diaminokarbon kisatalar kolluğunun nisbatını topuyayım. Tegişi tartıştı yani mono ile diamino tartıştı. Şimdi masada şartından bir nasıl angilaşır yaptı ki tetrapeptid hidrolizden monoaminoyum çıkardı, diaminoyum çıkardı. Çünkü gabilayet yaptı, şuna nisbatını topuyayım. Demek ki tetrapeptid degen ona nazari, işte dersliklerde kitabatı buna kadar dedi. Eğer dedi oksa tarkibinde iki tane kisatalar varsa bu dipeptid. Üçte bölse tripeptid, tört bölse tetrapeptid derler. Bu peptid bağımlar namazı yok yani. Tetrapeptid, törtte peptid bağı varırken, beş tane kisatalar da böyle demeyler. Tetrapeptid, törtte amniksatalar. Bu peptid bulan alakası yok ağızlık bilmemizde. Şu an kabul kılınken, tetrapeptid degen, törtte amniksatası var degen. Ve tetrapeptid, törtte amniksatası var mı? Hidrolizdenken barış amniksatasını çıkarıyor burada. Törmol amniksatı çıkardı. Lekin biz bunu bilmemiz uzun. Törmol kançası monoamino, kançası diamino. Bilmemiz. Lekin bildik ki işte onlardan bu. Monoamidodan, diaminodan bu. Kançası 2'ye 2'ye 3'ye 1'ye bilmemiz. Belki yarım, 3'ye yarım da bilmemiz. Ve şunu bilinç için şartlar verilir yani. Değil mi degen? Ana şu monoamidonla diaminon nitrolaşıyor gitken haç kalorunu malyarlı 2 malyar hacm 2 degen. Malyar topuşun boş formuna sen barobar en taksın ve litreden en topuşu gitken de sen kubbeken ve litre gözgeler de formüla. Malyarın hacmi kubbetirse mol girişlerdi. Her doyum bu işten çıkmasın. 2 yarım 2 kubbetirse 5 mol haç kalor getirdi. İndi reaksiyonu yazdı. İlk ben A1-A2 de bakan bir sebep, 4 mol aminoksetanı kançası dur mono, kançası dur D. Ve mono aminonu A1 de buldum. Yani aminoksetanı birinci grubu. İkincisi diamino aminoksetanı ikinci grubu dedik. Ve mono aminonu yani bir tane aşkısı var. Bir tane aşkı bir tane aşkı olarak sarf böyle. Çünkü mono aminonu 1 mol gibi bir mol aşkı olarak gitmedi. D aminonu 1 mol gibi 2 de gitmedi. Çünkü her bir tane aşkı grubu özgü aşkı olarak bir tanesini tortupladı. En aşkı olarak aynen adı. Onlar aksettir bu olmayı. Çünkü 1 mol gibi 2 mol gitmedi. Ve bizde yığında aminoksetanı molu var, 4 mol. Yığındı ki sistemi var bu. İki lastik sarfı 5 mol. Bu anlık sistemi geçiyordu. Yani. Tengi olanlar sisteması x plus y 4 kebara var. X plus 2 gibi 5 kebara var. Ayrıca kodlasan fordan hemen x getti. Y'den 2 y getken de minus y 4 5 kesin minus 1. Minus y minus 1 gel. Y bu degen 1 geten degen. Minus 1 kubaytırsa minus zaten kutulamaz. Y 1 geten. Demek y 1 dışına kelter bölü ne koyayım? X plus 1 barabar 4 bölüldü. Kaç son gibi 1'in kuzu 4 bölüldü degen. Matematik bana. Cevap 3 bölüldü. X 3. Demek biz x bilen mono aminonu olganmiz, y bilan diaminonu. Demek nisbati x 3 y 1 bo'lsa, yuqorida aytilgan tartib bo'yicha ham javobi 3 1 bo'ladi. Mono bilan diaminonu nisbati D javobi berilgan. 21-savol yozib olamiz.